Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikroojena yayınlarının hazırladığı Teta geometri soru bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. A ve B merkezli küçük çemberler verilmiş. Bak A yarı yarıçapı 3. Tamam bunu kullanacağım. Bir de çemberler birine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Bunun yarıçapı 3. Buradan dolayı bunu buluruz. Bir de O merkezinin yarıçapı kaç? O merkezinin yarıçapı da 5. Hocam o merkezin yarı çapında kullanacağım. Bu çemberler bir ne Merkezleri birleştirmiş. Yani bu doğrusal olmak zorunda. E, burada 2 de var. Şurası R iken burası R. Bunun tamamı kaç? 5. O zaman buraya 5 eksi R mi kaldı? Evet. Pisagor bağıntısı yapalım. R artı 3'ün karesi eşittir. 5 eksi R'nin karesi artı 2'nin karesi diyeceğim. 2 ile ilgili özel üçgen yok. Maalesef burada hissedemeyeceğiz. Yapacağız işlemimizi. R kare artı 6R artı 9 eşittir. 25 eksi 10R artı r kare artı 4 mi yaptı burası şunları açtığımız zaman? Evet. R kareler gitti. Bunu attık öbür tarafa 16 r yaptı. Ondan sonra şurası 9, 25, 4 daha 29, 29'dan da 9 çıkınca kaç kalıyor? 20 kalıyor. R'yi de buradan 20 bölü 16 buluruz. 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 4. R 5 bölü 4 çıkar. Zaten bizden BD uzun isteniyor yani yarıçap isteniyor. Birinci soru Edremit yaptı. Geldik ikinci soruya. Şimdi M merkezinin yarı çapı 8-5 daha 13. Merkez kiriş çektik yapılmış 2 eş parçaya böler. E, M merkezinin yarı çapı 13 ya en etkili silahımız zaten yarı çap çizmek. Şuradan bir yarı çap uzunluğu çizelim istersen. Yarı çap çizince hocam kırmızının yarı çapı 13 olduğu için 13. 5-13 Ne üçgeni 5-12-13 üçgeninden burası 12 oldu. Sonra O merkezinin yarı çapına bakalım. Bak dikkat et 8-5 daha 13 burası da 13. O merkezinin yarı çapı da 18 mi yaptı? Evet. E 18 yaptıysa o merkezin yarıçapı. Bak bu da o merkezinin yarıçapı. Burası da 18 olmak zorunda. Yani x'e ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Cevap Akçay yaptı ikinci soruda. Geldik 3'e. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Anahtar kelimelerini direkt uyguluyoruz. Teğet olduğu yer 90. Bu kirişe dik iner. İki eş parçaya böler. O zaman burası da iki eş parçaya böldü. Şu dik. Burası da aynı şekilde iki eş parçaya bölecek mi bölecek. Çemberin yarı çap 5. Bak bu yarı çap 5. E hocam burası da 5 olacak. Tamam bu bir kareymiş. Güzel. Şimdi burası 5. Başka bir şey nasıl bir şey diyebiliriz? Hocam şunlar birbirine eşit ya. E burada da bir 90 90 90 90. Şurası da eşit oldu. Şimdi bir yerden başlamak lazım. Yarı çap 5 yarı çap. Bu da kullanmak lazım. Hadi bir yere A diyelim. Hocam şuraya A dersek. Ne oldu burası 5 olduğundan dolayı. Burası da 5 ya. A burası 5 artı A oldu. O zaman burası da 5 artı a. 5 artı a bölü 2 ile uğraşacağız. Bence 2 a diyelim. Ama 5 artı sonuçta 5 de tek sayı ya. 5 ile uğraşacağız büyük ihtimalle. 5 artı a bölü 2 kullanacağız. Şuraya 5 artı a bölü 2. Buraya da 5 artı a bölü 2 diye yazalım bakalım. Hocam a iken burası a ya. En güzel çizim yarı çap. Çizdik yarı çapı. Burası da 5. Pisagor çıktım burada. Çıktı. Ya normalde 5'in karesi bunun karesi artı bunun karesi diyeceğiz ama büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir. 3 koyarsam a yerine bak a yerine dikkat et, 3 koydum. 3 koyduğumda 5 artı 3 8 bölü 2'den burası 4 çıktı. 3 4 5 sağlaması çıktı. A'yı 3 bulduk. E, karenin bir kenar uzunluğu nedir diye soruluyor. E, A3 e yerine 3 yazdığımızda şurası 3 ya. O zaman toplamda burası kaç yapıyor? 8 yapıyor. Bizden de 8 isteniyor. Cevap E direbit yaptı 3. soruda. Geldik 4'e. E, merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş teğet varsa çektik. Kiriş varsa çektik. Kiriş varsa çektik. Anahtar kelimeleri kullandık. Şu kirişi iki eş parçaya bölecek mi bölecek? Buradaki kirişi keş parçaya bölecek mi bölecek. Burası 90. Şurası yarı çap mı? Evet yarı çap. E, arkadaş burası da yarı çap. A, 90 var burada. Burası da 90 burası da 90. Şurada bir ne çıktı? Dikdörtgen. Hatta R yken R. R yken R kare çıktı. Hocam buraya ne kaldı? 16 eksi R'ye kaldı. E o zaman burası da 16 eksi R'dir. Hatta burası da 16 eksi R'dir. Hatta burası da 16 eksi R oldu. E tamamı 18. 18 eksi R'ye burası. E 18 eksi R'ye burası. 18 eksi R'ye burası. 18 -R burası. Hop en güzel çizim yarı çap. R burası da Pisagor. Normalde R kare eşittir 16 eksi R'nin karesi artı 18 eksi R'nin karesi diyeceğiz ve işlem yapacağız. İşlem işlem işlemle R'yi bulacağız. Ben hissedeyim kardeşim. Hani 16 var 18 var. Arada iki fark var ya arada iki fark olan hangi üçgen var? 6 8 10. Gerçekten burası 6 burası 8 burası 10 mu? R'yi 10 yazdığımızda 6 burada da 8 çıkıyor. Yani R buradan 10 çıkıyor. Bizden de zaten yarıçap isteniliyor. Dördüncü soru E oldu. Geldik beşinci soruya. Çemberde merkez varsa teğet varsa çektik. Çektikleri uyguladık. Hocam 3 ise burası da 3. Dikdörtgen oldu. Hatta yarı çap 3. 3. 3. Hatta karı çıktı. E burada da merkez teğet çektik çektik mantığı aynı. 2. 2 çıktı burada. Çemberler arasındaki en kısa mesafe isteniliyor bizden. Aha da merkezleri birleştirdiğimizde en kısa mesafe burası değil mi? Evet. Ya burası da 3 birim burası da 2 birim olduğunu biliyoruz. Ne yapacağız? Dik üçgene karşılık getireceğiz. 90'lar fazla. Hocam şöyle bir dikdörtgen yapsak. Hatta burada da bir dikdörtgen yapsak. Olay bitiyor. 2 ise 2. 17 idi. 15 kaldı. Sonra bak burası kaç? 3. 11'di. Buraya kaç kaldı? 8. E Pisagor. 8, 15, 17 üçgeni burası. E o zaman x artı 2 artı 3 eşittir 17 değil mi? Evet. Yani x'i de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Cevap Denizli yaptı. Beşinci soruda. Geldik 6'ya. Şimdi bu bir kare olarak verilmiş. Çemberin merkezi de bir şey verilmiş Bir C merkezi çember. Arkadaş en etkili silahımız yarı çap. Bak yarı çap uzunluğu kaç? 13. Al sana yarı çap. Ya buraya çizeceksin ya buraya çizeceksin. Önce bir buraya çizelim istersen. Bu mantıklı geldi ama bu mantıklı da buraya 13 dersem şurayı köklü bir şekilde bulurum. Bir işime yaramaz. E ne yapayım? O zaman şuraya çizeyim. Buradaki nokta verildiği için. Hocam buradaki kareyi de kullanmak lazım. A diyelim, A diyelim, A diyelim, A diyelim. Karenin bir kenar uzunluğu nedir diye soruluyor zaten bize. E dik yamuk çıktı. Dik üçgene karşılık getirmek lazım. Şurada bir dikdörtgen oluştursak A ise A. 13 eksi A kaldı. 6 ya 6. 6 eksi A. Burası da 6 eksi A. E yarı çap uzunluğu da 13 zaten. Yapacağım burada bir pisagor. Yani 13'ün karesi eşittir. 6 eksi A'nın karesi artı. 13 eksi a'nın karesi diyeceğiz. İşlem yapacağız ama işlem yapmaya gerek yok bence. 13 varsa büyük ihtimal 5, 12, 13'tür. Acaba burası 5 iken burası 12 mi? A yerine 1 koyarsam burası 5, burası da 12 oluyor. Demek ki A 1 çıkıyor. Karenin bir kenar uzunluğu isteniyor. Dolayısıyla cevap C han çıktı. Geldik 7. soruya. Şimdi şöyle bir katlama yapılmış. Arkadaş bu, bu böyle katlamayı geri doğru açalım. Katlamayı aç, açtığımızda şu şekilde. Hocam bu yayın buraya gelmesi ne işimize yarıyor? Bir işimize yaramıyor gibi. Ha burada da kiriş var ya. Ha bu yay buraya böyle geldi. Tamam. Yaylar eşit. Hatta buradaki şunu düşünecek olursan. Hocam bunlar da üst üste biniyor mu böyle? Evet bu çizgi var olduğunu düşünecek olursan ki var burada zaten şöyle baktık bakacak olursan. E katlamada bu buraya geldiyse üst üste binen kenarlar eşit yani şunlar birbirine eşit. E üst üste binen açılar da eşit olacak ya. Şurada kaç da şurada kaç eşit olacak. Aynı doğru üstünde gittiği için. E tamam bir şeyler oluştu. Şimdi AB'yi 4 vermiş. AB uzunluğu 4 yani yarıçap uzunluğu. 2 CD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. En etkili silahımız yarıçap. A sana yarıçap 2. E hocam burası da yarıçap. A burası 1 oldu. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir. O zaman burası 60 yapar. O zaman 60'ı karşısında kök 3 yapar. Merkezden kirişe dik çizilmiş oldu. 2 eş parçaya böler. Dolayısıyla burası kaç çıktı? 2 kök çıktı. Yani cevap Edremit oldu. 7. soruda. Geldik 8. soruya. 8. soruda da birim karelerden oluşan bir zemin üzerinde yarı çapı 1 bir birim olan çember şekilde gibi çizilmiştir. Yarı çapı bir birim olan çember. A noktasından bu çembere çizilen teğet doğrusunun DM noktası B olduğuna göre AB kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaş ben buradan bir teğet çizecek bizim. Aha da böyle bir teğet çizeceğim. İster buradan çiz ister buradan çiz. O teğet teğet uzunlukları birbirine eşit olduğundan herhangi bir sıkıntı yok. İşte bizden bu teğetin uzunluğu isteniyor. Şimdi merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam yer çap uzunluğu 1. Çünkü birim çember çizilmiş burada. E burası da zaten kaç? A'dan merkeze kadar 2. E Pisagor. Pisagor'a da gerek yok. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir. 60 yapar burası. E ka 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı da köküç yapmaz mı? Yapar tabii ki. Yani cevap Denizli yaptı. 8. soruda. Geldik 9'a. 9. soruda da şöyle, şekilde verilen şekilde verilen yarıçapları 4 ve 9 santimetre olan dairesel iki tekerleğin zemine değdiği A ve B noktaları arasında uzaklık 40 cm'dir. Şurası 40 verilmiş. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Yarıçap 4, yarıçap 9. E bizden küçük tekerleğin aldığı yol nedir diye soruluyor. Bir dakika, ne yapmış? Küçük tekerlek büyük tekerleğe temas edene kadar hareket ediyor? Yani gelmiş küçük tekerlek şuraya kadar hareket etti. Yani bizim hareket ettiği yer neresi? Şu noktadan bu noktaya kadar hareket etmiş. Aldığı yol ne kadardır diye soruluyor bize. Yani şuradaki mesafe soruluyor bize. Arkadaş buradaki merkez yarıçapın 4 olduğunu biliyorum. Merkez teğet çektik. Yapalım burada da bu yarıçap 4. E, merkezleri birleştirsek çünkü çemberler birbirine değiyor ya bu tekerleğe değene kadar aldığı yol soruluyor. Tam burada teğet. E, burada o zaman merkezleri birleştirdik. Bu yarıçap 9, bu yarıçap 4. E burada dik yamuk karşımıza çıktı. Dik üçgen oluşturmak çok önemliydi. 4 ise 4, 5 kaldı. E burası 13 ya. 5, 13. Ne üçgenin? 5, 12, 13 üçgenler. 12 çıkar. Burası da 12 çıktı. E 12 artı x eşittir 40 ise x de böylelikle kaç buluruz? 28 olarak buluruz. Yani 9. soru. Cihan çıktı. Geldik 10. soruya. Genişliği 100 cm olan dairesel bir masanın üzerine dikdörtgen biçimde boyutları aşağıda verilen örtüler serilecektir. Buna göre hangi hangi örtüler masadan sarkmayacak şekilde masa yüzeyini örtülebilir? Arkadaşlar öyle bir şey olacak ki yani dikdörtgenin boyutları ya da dikdörtgen içerisindeki bir çizginin şuradaki çizgiyi geçmemesi lazım. Buradaki çizgilerden de en büyüğü hangisi? Çap. O zaman bu çapı geçerse eğer örtü tam olarak masanın üstünde olmayacak sarkan yerler de olabilir. E burada o zaman şuna bakalım arkadaşlar. Buradaki en büyük uzunluk Şimdi öncelikle genişliği 100 santimetre olan dairesel bir masa. Yani genişliği 100 santimetre olan dediği nedir? Yarı çapı 50 santimetre mi yapacak? Evet. Şöyle çizdik. yarıçapı 50 santimetre. Tamam. Şurası 50 santimetre. Burası da 50 santimetre. Şimdi ben öyle bir şey yapacağım ki şey olmayacak. Ne yapmam lazım? Ya bunun içine sığabilecek en büyük bir dikdörtgen. Ya da dediğim gibi en baştaki en, parça, en uzun parçayı bulayım. Şuradaki dikdörtgendeki en uzun parça köşegen değil midir? Çizdik köşegeni. E köşegeni çizdikten sonra burasının ne olması lazım? Yüzden küçük olması lazım. Aynı şekilde bunu da çizdikten sonra burasının da yüzden küçük olması lazım. Aynı şekilde bunu da çizdikten sonra burasının da yüzden küçük olması lazım. Şimdi şuraya bakacak olursam burası 70 kök ki. Acaba 70 kök ki yüzden küçük mü? Ne yapacağız? Karesini alacağız. Karesi 4900 çarpı 2 küçük 4900 çarpı 2 küçük müdür 10.000'den evet bu küçük oluyor arkadaşlar doğru birincisi şu doğru şuna bakalım 28 ve 96'da ortak çarpan var mı diye bakalım hocam burası 4'ün 7 katı burası 4'ün 24 katı 7 24 25 üçgeni 4'ün kaç katı olacak 25 katı olacak burası da 100 olacak he tamam Burası 100 olunca da arkadaşlar en büyük köşegen dikdörtgeni ben şu şekilde yerleştirebilirim. Yani en azından şöyle bir şekilde yerleştirebilirim. En uzun köşegeni de yüzde olabilir. Tam masanın üstünde oluyor. Sarkan da olmuyor. Yani ikincisi de doğru oluyor. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Şu 25 artı 81 kaç yapıyor? 25 ile 81 topladığımız zaman toplamda 106 yapıyor değil mi? Evet kök 106 ama bir de yanında karesinden 100 gelecek. 2 tane 0 gelecek değil mi? Evet Arkadaşlar kök içinde 106'yı yazdık. iki tane de sıfır koyduk. Bu küçük müdür 100? Hayır küçük değil. Bak karesini alınca şey gidiyor. E, i̇ki tane sıfır gelecek değil mi burası? 90'ın karesi 8100 yapıyor. Evet iki tane sıfır gelecek buraya. E, 100'ün karesi de 10.000. 10.000'den bak küçük olmadı bu. Bu küçüklük sağlanmadı. Dolayısıyla bu iptal oluyor. Olmuyor arkadaşlar. O zaman cevap ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır. Yani cevap edilemiş olacaktır. Aslında güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi bu örtüleri koyduğum zaman sarkmayacak ya. Yani en uzun kenar bunun içine sığmak zorunda. En uzun kenarda burada dikdörtgenlerde köşegenler yapıyor. Şu 2 ve 3 de sağlandı. Burası yüzden küçük olmadı. Yüzden büyük olduğu için bu köşegen örtünün sarkan kenarları aşağı doğru sarkan kenarları mutlaka mutlaka olur arkadaşlar. Evet hoş bir soru gerçekten. Cevap Edremit yaptı ve böylelikle ÖSYM tarzı test 3'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 4'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.